TRT Haber ekranlarından iyi akşamlar. Özel bir röportajla karşınızdayız. Türkiye'nin gündeminde HDP'ye kapatma davası var. HDP'li Gergeroğlu'nun durumu var. Yeni anayasa çalışmaları, seçim kanunu, baraj düşecek mi? Tüm bunları konuşurken çok değerli bir ismi ağırlayacağız bugün özel röportajda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bu röportajda bize çok değerli iki isim de eşlik ediyor. Hemen onları da takdim edeyim. Gazeteciler Melik Yiğitel ve Metan Demir. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Hemen başlayalım isterseniz. Müsaadenizle ben bir giriş yapayım. Evet. Sonrasında sizlere de bırakacağım pası. Efendim HDP kapatma davasıyla başlayalım isterseniz müsaadenizle. Uzun bir süredir konuşuluyor. Aslında Sayın Bahçeli'nin ısrarla üzerinde durduğu bir konuydu HDP kapatma davası. Ve nihayetinde açıldı. Sonrasında da bir iddianame de ortaya çıktı. Kuşkusuz ki iddianameyi de incelemişsinizdir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye varır bu süreç? Neler söylemek istersiniz? İsterseniz böyle başlayalım. Evet, şimdi tabii siyasi partilerle ilgili kapatma davası açılması çok hoş bir durum değil genel olarak baktığımızda. Ancak kapatma davaları, siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili hususlar gerek anayasamızda gerekse mevzuatta, diğer kanunlarda mevzuatta düzenlenmiş hususlar. Siyasi partilerin de uyması gereken esaslar var. Gerek anayasada, gerekse kanunlarda. Onlarla ilgili, ihlaliyle ilgili bir durum ortaya çıktığında kapatma davası süreci de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir süreç. Bunlar tamamen teknik olarak hukuki durum. Bunun dışında sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok ülkede, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere kapatma davası, siyasi partilerin kapatılmasına dair davalar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Türkiye'deki kapatma davaları ile ilgili kapatmayı uygun bulduğu davalar var, bulmadığı davalar var. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çifte standardını her zaman zikretmek gerekir. Bazı partilerle ilgili, mesela daha önce HDP'nin öncesi bazı partilerle ilgili kapatmalarda ihlal kararı verdiği durumlar var ama mesela Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile ilgili kapatmalarda uygun bulduğuna dair kararları var. Dolayısıyla yani kapatma davası bizim hukuk sistemimizde mevcut olan ve siyasi partilerin uyması gereken esaslar ihlal edildiğinde devreye giren bir yol, bir yöntem. Burada ne karar verilir? Anayasa Mahkemesi'nin artık konuyla ilgili yapacağı bir çalışma neticesinde ortaya çıkacak. Kapatma kararları ile ilgili daha öncesine göre bir değişiklik var. Sanıyorum 2001'de yapılmış bir anayasa değişikliğiydi bu. Nitelikli çoğunluk aranıyor. Dolayısıyla daha önce kapatmak normal salt çoğunlukla mümkündü. Fakat şimdi nitelikli çoğunluk aranıyor. Biraz zorlaştıran, evet 3'te 2 oranında bir çoğunluk aranıyor. Biraz zorlaştıran bir tablo Türkiye anayasa değişikliği yapmıştı. Siz iddianameye bakabildiniz mi başkanım? Baktım. Yani bir hukuk profesörüsünüz aynı zamanda. Benim öyle yok. Nasıl buldunuz iddia? Çok güçlü bir iddianame yorumu yapıyor hukukçular tarafından. Yorum yapmam doğru olmaz yani o konuda. Yani meclis başkanı sıfatım olduğu için yorum yapmam doğru olmaz. Ama şöyle diyebilirim. Daha önce benzer davalardaki iddianameler gibi bir vasıfta, ağırlıkta bir iddianame. Peki izninizle. Şimdi HDP'de şöyle bir eleştiri var. Tabii meclis başkanı olarak bunu en iyi farkında sizsiniz. İşte HDP mecliste evet temsil edilen bir parti ama siyaset yapmak yerine işte o alanı kullanıyorlar başka şeyler için. Siz genel tabloya baktığınızda çünkü en iyi karneyi veren sizsiniz. Evet, verecek olan sizsiniz. Katılır mısınız buna? Yani HDP'nin meclis zeminde legal siyaset yapma derdinden çok PKK aparatı gibi bir izlenim mi var? Siz ne dersiniz buna dair? Şimdi tabii benim yapacağım yorumların belki daha sonra başka şekillerde değerlendirme ihtimali de var. Onun için çok o anlamda detaylara bu konuda girmek istemem. Ancak yani temel meselemiz bizim anayasada ve siyasi partiler kanunda mevcut olan ölçülere uygun olarak siyaset yapmaktır. Şimdi tabii bunu diğer konularda da belki buna yavaş yavaş zaman zaman dönebilirim. Tabii kendi işine geldiği zaman, belli bir statüyü kazanmak söz konusu olduğu zaman burada kanunlarla ilgili kimsenin bir şikayeti yok. Şimdi mesela siyasi parti olmak, siyasi parti dediğimiz şey böyle gözle görülür, elle tutulur bir şey değil. Tamamen hukuki bir kurumdur. Evet.
bir kavram ve onu oluşturan bir çerçeve, onun içerisinde bir kurum ortaya çıkıyor. Bunu siyasi parti diye, bir siyasi partiden bahsettiğimizde neye göre ortaya çıkıyor bu? Kanunlara göre ortaya çıkıyor. Yani siyasi partiler kanununa göre bunu kuruyorsunuz. Kazanırken o vasfı, o sıfatı kazanırken kimse kanunlardan şikayetçi olmuyor ama onun işleyişiyle ilgili, siyasi partilerin çalışmalarıyla ilgili, işleyişiyle ilgili kriterler var. O konularda bu sefer şikayetler ortaya çıkıyor. Müeyyide uygulandığında niye müeyyide uygulanıyor falan diye soruluyor. Eğer hukuk sistemine göre ve hukuk kurallarına göre kazanılmış bir statü varsa onun işleyişiyle ilgili olan kurallara da o zaman uyacaksınız. Yani kurulurken, olurken, kazanırken kurallara uyuyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Ama daha sonra bir takım ihlaller ortaya çıktığında, müeyyide söz konusu olduğunda, konuşulduğunda bunlar niye var falan diye bunlara itiraz ediyorsunuz. Bu bakımdan siyasi partilerin siyaset yapması lazım. Bilhassa terör örgütleriyle olan mesafeyi, kanunun koyduğu mesafeyi korumaları lazım. Sadece Türkiye'de değil, başka yerlerde de öyledir. Bu görüntü verilmemelidir veya bu görüntüyü destekleyecek bazı deliller, ilişkiler ortaya çıkmamalıdır. Sayın Başkan, aslında burada konuşulan konulardan biri de şu, yani parti kapatma aşamasına gelmeden engellenebilmesi mümkün değil mi? Çünkü terörle iltisaklı olduğu tespit edilen kişiler mesela milletvekili adayı olamayabilse, burada konuşulan ya bunun önüne geçebilecek bir şey yapılamaz mı? Bu aşamaya gelmeden engellenebilecek bir durum olamaz mı? Şöyle tabii, siyasi partilerle ilgili olarak kuruluş aşamasında da siyasi partilerin, özellikle parti programlarının, tüzüklerinin uyacağı esaslar var. Eğer o aşamada bir ihlal, aykırılık varsa anayasaya veya kanunlara, zaten o aşamada bir müdahale edilebiliyor. Kurulduktan sonra da eğer aldığı bazı kararlar bağlamında, zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetiminde bütün siyasi partiler, müdahale edilebiliyor. Ama kapatma davası ise yaptığı faaliyetler, yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir husus. Onun için de belli bir zamanın geçmesi gerekiyor bu tespitlerin yapılabilmesi için. Şahıslarla ilgili olana gelince, tabii orada hukuk bakımından şöyle bir handikap var. Yani şimdi bir şahsın suç işlediğini hukuken kabul edebilmek için kesinleşmiş bir mahkeme kararı gerekiyor. Yani bir şahısla ilgili ithamlar vardır, iddialar. İşte bunun üzerine savcılık bir dava açabilir, soruşturma açar. Sonra daha ciddi bulur, dava açar. Mahkeme yargılama yapar. Hatta ilk derece mahkemesi karar verir. Ama bunlar yeterli değil. Hani suçsuzluk esastır, asıldır. Daha sonra işte bunun gerekli süreçler, istinaftı, yargıtaydı falan geçmesi ve kesinleşmesi gerekiyor. Şimdi milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili koyulan kriterlerde bazı suçlarla ilgili sınırlamalar var ama burada kastedilen işte bu kesin hükümle onların sonuçlanmış olması. Kesin hüküm olmadı. Ama kesin hüküm olmadan bunu söylediğiniz vakit bakarsınız işte Yargıtay'da bozulabilir ilk derece mahkemesinin verdiği karar falan. Buradaki mesele belki şu olabilir, özellikle bilhassa terörle ilgili davalardaki süreçlerin biraz daha hızlandırılması, bu davalara daha hızlı bakılması. Yani 3 yıl, 5 yıl sürmemesi. Çünkü bir dönem milletvekilliği sona eriyor, bir başlamış olan bir dava bitene kadar. Dolayısıyla belki o anlamda düşünülebilir. Ama önceden kesin hüküm aramadan bir takım sınırlamalar koyulursa onun suistimali ihtimali de var tabii. Sayın Başkanım, şimdi bu hazine yardımının kesilebileceği ya da işte kesintiye uğrayabileceği yönde de değerlendirmeler var. Ben iki tane şey merak ediyorum. Birincisi, siz bu demin HDP ile ilgili duyduğunuz hassasiyetler çerçevesinde HDP'li yetkililerle ya da oranın işte yönetim kademesindeki isimler hiç konuştunuz mu arkadaşlar, bu tavrınızı değiştirseniz şöyle daha öncesinde, yani uyarı demeyelim ama daha bir sohbet havasında bu konular gündeme geldi mi? İkincisi de hazine... Yani gidişatınız iyi değil. Yani aslında çok da işte kamuoyunda çok, çünkü kabaran bir dalga vardı. Sayın Bahçeli'nin sert açıklamaları vardı bu konuda. Bakın böyle, yani onun öncesinde ya da sonrasında da, daha doğrusu bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Sayın Savcı'nın açıklamasının sonrasında da bir konuşmanız oldu mu? İkincisi, bu hazine yardımı çok konuşuluyor. Yaklaşık herhalde bir 40 yıllık geçmişi var bu hazine yardımları konusunda alınan karar. Bununla ilgili ileride partilerin tamamını kapsayan bir düzenleme olabilir mi? Hazine yardımının partiler için olup olmaması arasındaki çizgiyi siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi ilk soruya önce cevap vereyim.
kapatma davası açıldıktan sonra bir görüşmem söz konusu değil. Fakat tabii milletvekili arkadaşlar sonuç itibariyle bazı meclisteki durumlarla, sorunlarla ilgili olarak zaman zaman görüştüğümüz oldu. Ben açıldığı zaman bu tür hususlarla ilgili görüşlerimi, kanaatlerimi de söyledim. Ama tabii ki herkes kendi yolunu kendisi seçer. O bakımdan siyaseten özellikle başka partilere akıl vermek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama görüşümüzü elbette konularla ilgili mutlaka bütün detaylarıyla konuşuyoruz sohbet mahiyetinde. Hazine yardımı konusu işe esasen birçok ülkede de var. Ortaya çıkış noktası da şudur. Siyasi partilerin muhtaç olmaması, faaliyetlerini sürdürürken işte olur olmadık yerlere muhtaç olmaması finansman bakımından diye siyasi partilerin finansmanının bir nevi kolaylaştırılması, kontrol altında olması maksadıyla ortaya çıkmış bir şey, bir husus. Belli kriterlerle yardım, hazine yardımı yapılıyor. Tabii bu yapılan o bahsettiğimiz son düzenlemeyle bu eğer kapatma kararı verilmediği takdirde alternatif bir seçenek olarak, müeyyide olarak da hazine yardımının kesilmesi söz konusu. Hazine yardımının kesilmesinde o nitelikli çoğunluk aranmıyor o durumda. Bu bakımdan o da bir müeyyide olarak düşünülmüş bir husus. Bu konuda bunun idare tarafından veya yürütme tarafından değil de Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesi bir gereken bir karar olduğuna dair düzenleme var. Bununla ilgili yine Siyasi Partiler Kanunu'nda zaman zaman işte aranan şartlarda biraz daha kolaylaştırıcı hususlar olmuş, biraz daha zorlaştırıcı hususlar olmuş. Belki Siyasi Partiler Kanunu çalışması içerisinde hazine yardımı ile ilgili kriterler yeniden düzenlenebilir, çalışılabilir. Bu HDP ile bağlantılı şimdi fezlekeler var, ağırlıklı HDP'lerden oluşan. Artı kapatma davası ilişkili olarak siyasi yasak isteniyor HDP milletvekilleri ağırlıkta. Fakat bir yandan da mecliste 16 sandalye boş. Bu artı 14 olursa %5'i oluyor ve bir ara seçim. Evet. Siz öyle bir ihtimal görüyor musunuz? Çünkü hani eğer öyle bir şey olursa hani fezlekeler ve siyasi yasaklar birlikte böyle bir ihtimal doğuyor ister istemez. Teorik olarak var tabii ama fezlekeler konusunda tabii fezlekelerde malum dokunulmazlık kaldırılıyor. Yargılama milletvekilliği düşmüyor. Evet. Yargılama devam ediyor. Ancak o yargılama sonucunda hüküm kesinleşirse, kesin hüküm olursa milletvekilinin düşmesi söz konusu. Yani ben fezlekeler üzerinden bir sonuç ortaya çıkacağını bu anlamda bu kadar zaman, kısa bir zaman içerisinde çok o sayıya ulaşacağını pek ihtimal vermiyorum. Ama kapatma davası tabii ne kadar sürebilir, ne kadar zamanda sonuçlanır bilemiyoruz. Burası... Ama kapatma kararı verilirse o zaman siyaset yasağı getirilen kapatmaya eylemleriyle sebebiyet verenlerle ilgili siyaset yasağı getirilenler söz konusu olursa orada olabilir. Vekillerin hepsi var iddianamede. Yani siyasi yasak evet. istenenler arasında. 680. Dolayısıyla hani 30'u bayağı geçiyor eğer olursa. Evet. Sayın Başkanım, ben kesmiyorum değil mi? Yok yok buyurun. Ya HDP mezunu geçmeyeceksek çünkü Gergerlioğlu'nu da konuşalım öyle evet, bitirelim evet, istiyorum evet, HDP'yi. Evet, Sayın Başkanım bu şimdi tabii siyasi yasaklar işte şey konuşuluyor ama şöyle bir şey de var. Bu şimdi mecliste bir süreden beri HDP konusunu kapatıyor muyuz? O anlamda mı soruyor? Yok yok hayır devam edelim. Ha, yani şey var efendim bu şimdi diğer fezlekeler var. Mecliste sık sık bu milletvekili dokunulmazlığı çok konuşuluyor evet. yani HDP üzerinden. Ve partilerin tavrı aslında ittifaklar üzerinde de konuşuluyor. Genel politikalara da yansıyor. Siz bu fezlekeler ve dokunulmazlıkların kaldırılması, meclis kürsüsünün hür bir kürsü olması, düşünce ifadesinin seslendirilmesi anlamında bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Çünkü çok ciddi tartışmalar ve maalesef kavgalar da yaşanıyor. Şimdi şöyle düşünüyorum Metehan Bey. Ben Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptım. O karma evet. komisyonunun da başkanıydık o zaman. 2016'da bir evet. anayasaya geçici madde eklenerek dokunulmazlıkların topluca kaldırılmasıyla evet. ilgili o süreçte de komisyon başkanıydım. Evet. Şöyle bir geriye dönüp baktım zaman zaman bakıyorum ne kadar dokunulmazlık dosyası varmış diye. Sanıyorum 680 civarında dokunulmazlık dosyası varmış o zaman. Bu kaldırmayı tartıştığımız demek ki işte Mart, Nisan, Mayıs
2016 gibi o tarihlerde. Şu an 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Yani aşağı yukarı iki katı o tarihe göre. Tabii o 680'e biraz daha Başbakanlık'ta o tarih itibariyle Adalet Bakanlığı'nda olan dosyalarda eklendi o süreçte. O anlamda sayı arttı. Bu çok yüksek bir sayı. Tabii bunların bir kısmı önceki dönemden devredenler olmakla beraber yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kadar çok dokunulmazlık kaldırılmasına dair dosyanın, fezlekenin olması çok vahim bir tablo. Sayısal olarak bir kere vahim. İçerikleriyle ilgili de baktığımızda daha önceki yıllara, geriye dönemlere baktığımızda yani 1980'lere kadar gidebiliyoruz. Şüphesiz milletvekilleriyle ilgili dosyalar her zaman olmuş. Ama daha çok böyle hukuki tabiriyle adi nitelikte suç dediğimiz suçlarla ilgili hususlar, işte trafik kazaları var veya bazı alışveriş vesaire seçim gibi ilgili hususlar. Evet, seçim yasaklarının ihlaliyle ilgili işte geceleyin konuşma yapılmış falan propaganda gibi suçlarla ilgiliydi. Şimdi baktığımızda çok daha vahim, ağır terörle ilgili suçlar, terör örgütü üyeliği, terör örgütü yöneticiliği, terör örgütüne yardım, terör örgütü propagandası vesaire gibi suçlar dahil olmak üzere çok daha vahim, niteliği itibariyle de ağır dosyalar. Bu doğru bir tablo değil Türkiye açısından. Bunun birkaç sebebi var. Birisi işte bu, yani milletvekilini terör örgütüyle olan irtibatlardan ayıramadan siyaset yapmaya çalışanlar var. Bir kısmı onunla alakalı. Bir kısmı da daha önce milletvekili seçilmeden önce aslında bu tür suçlar işlemiş bir şekilde ama yargılanma süreci az önce bahsettiğimiz gibi tamamlanmadığı için milletvekilliğiyle bir dokunulmazlık kazandırılmak düşüncesiyle belki aday gösterilmiş ve milletvekili yapılmış olanlar ve dolayısıyla o da dosyalarıyla beraber geliyor meclise bu durumda. Tabii burada bu konuda belki bazı suçlar bakımından suçun cezasının ağırlığı dikkate alınarak veya suçun niteliği dikkate alınarak dokunulmazlıklarla ilgili bir dokunulmazlığın kaldırılması veya daha genel anlamda sınırlayıcı bir düzenleme düşünülebilir. Çünkü dokunulmazlık bütün ülkelerin parlamentolarında var ama dokunulmazlıkla ilgili kriterler, çerçevesi, bunun genişliği, darlığı konuları hep farklı. Kürsü dokunulmazlığı denilen şey tabii yasama sorumsuzluğu aslında. Yasama dokunulmazlığı olarak anayasa bunu zikrediyor ama o mutlak dokunulmazlıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleriyle ilgili olarak kişilerin sözlerinden, açıklamalarından dolayı eylemleri kapsamıyor bu. Sadece sözlerinden dolayı muahize edilememesi. Bu mutlak anlamda bir sorumsuzluktur. Yani dokunulmazlık, milletvekilliği sona erince bitiyor dokunulmazlık. Yani bir suç işleyen milletvekili, işte dokunulmazlığı kaldırılmasa da milletvekilliği sona erdi mi normal vatandaş olarak yargılanması devam eder. Ama sorumsuzluk dediğimiz şey milletvekilliği sona erse de o konuyla ilgili olarak yargılanmıyor. Nedir? Mesela meclis kürsüsündeki yaptığı konuşmalar milletvekillerinin. Bunlar içeriği suç teşkil eden hususlar olsa da bunlarla ilgili ceza soruşturması söz konusu değil. Tazminat davaları olabiliyor şahsa hakaret falan söz konusuysa. Ama meclis çalışmaları, genel kurul çalışmaları, komisyon çalışmaları gibi hususlar. Yani bununla ilgili de zaman zaman tartışmalar yaşıyoruz. Yani meclisin kampüsü içerisinde, külliye içerisinde yapılan her işin bunun kapsamına geleceğini iddia eden falan zaman zaman arkadaşlar oldu. Terör istisna olarak öyle, dokunulmazlıkla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Eylem, dokunulmazlıkla ilgili. Hı. Yani sorumsuzluk zaten bizim düzenlememizde de makul bir şeye, uygulamaya da oturmuş durumda ama dokunulmazlıkla ilgili bazı sınırlamalar getirilebilir veya dokunulmazlığın kaldırılmasına dair bazı süreçleri ama belli bunlar sınırları çizilerek yapılabilir ama tabii bunun için anayasa... Sayın Bahçeli'nin çağrısı da var. Kurultay'daki konuşmasında ben izledim Kurultay'ı. Yani dokunulmazlık meselesi yeniden gözden geçirmelidir. Bu benim çağrımdır dedi. Evet. Dolayısıyla Sayın Bahçeli, yani MHP ve AK Parti uzlaşırsa ama bir anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği gerekiyor. 67 referandum aralığı. Çerçeveyi daraltmak için gerekir. Efendim, şimdi tabii Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir takvim ve kısıtlayıcı...
aslında durumu söz konusu değil. Süre kısalabilir, uzalabilir. Ama tabii malum Türkiye'de hani tansiyon çok iniyor çıkıyor. Hepimiz de gerginiz ve birçok spekülasyon ve tartışmanın da önünü açabiliyor. Bu açıdan sizin asla tabii yargıyesin şöyle olsun böyle olsun demeniz mümkün değil ama temenni anlamında ben istirham edeceğim sizden. Önlerinde de çok dosya olduğunu düşünebilirsek ki bayağı da Anayasa Mahkemesi'nin elinde de bekleyen dosyalar var. Yani acaba sizin beklentiniz mesela sizin AK Parti'nin kapatılma davası yanlış bilmiyorsam Mart 2008, Temmuz 2008'di tabii, galiba. Temmuz. 4 aylık bir süre içinde tamamlanmış. Evet. Ve o çerçevede bakıldığında sizin temenniniz belki beklentiniz de diyebiliriz. Ne şekilde olması? Bu sürecin uzasın mı, zamana mı bırakılsın? Çünkü bunu söyleyenler de var. Zaman öyle açıldı olacak, adı açıldı kalacak diyenler. Sizin beklentiniz ne? Şüphesiz. Ben Anayasa Mahkemesi'nin gerek bireysel başvuru dosyalarında, gerekse diğer dosyalarda çok süratli bir şekilde karar verdiğini genel olarak görüyorum, takip ediyorum. Hı hı. Bu dosya sayısından da gelen dosyalarla çıkan dosyalar arasında mukayese yaptığınızda bu belli oluyor. Dolayısıyla makul bir süre içerisinde, dediğiniz gibi 3-6 ay arası gibi bir süre içerisinde azami bunu sonuçlandırabileceğini düşünüyorum. Dosyayı da öne çekerek değil mi? Tabii. Şöyle tabii dosyaları Anayasa Mahkemesi birçok malum şeyi görevi var, şapkası var tabiri caizse. İşte iptal davalarına bakan bir şey, bireysel başvuru var, daireler halinde bakıyor, genel kurul olarak bakıyor. Siyasi partinin mali denetimi var, yüce divan var. Siyasi parti kapatma davalarıyla ilgili olarak da ayrı bir şeyi, şapkası var. Siyasi parti davaları anlamında önünde başka bir dosya olmadığı için bence 3 ile 6 ay arası. Ona göre bir makul bir yeterli inceleme yaptıktan sonra herhalde bir karar verir. Çok öyle uzayacağı kanaatinde değilim. Anayasa Mahkemesi'nin performansını dikkate alarak söylüyorum. Gergerlioğlu meselesini de biraz konuşalım istiyorum efendim. Vekilliği düşürüldü. Bir süre meclisten çıkmadı. Sonrasında bir sabah gözaltına alındı. Dediler ki abdest alırken gözaltına alındı. Eleştirildiniz de. Şimdi Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Yine Enis Berberoğlu gibi bir sonuç çıkabileceği de belirtiliyor. Hem bu karar nasıl uygulandı? Bir onu sormak isterim. Aynı zamanda bundan sonraki süreci de nasıl değerlendirdiğinizi de merak ediyorum. Ama önce gözaltına alınma şekli. Evet. Oradan başlayalım. Çünkü çok tartışıldı efendim. Evet, oradan başlamayalım. Yani, isterseniz bir söyleyeyim. Evet. Yani, merak edilsin evet, diye. Evet. Tamam peki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce tabii anayasada malum milletvekilinin düşme üyeliğin sona ermesi başlığı altında sebepler sayılıyor. Bunlardan birisi de kesin hüküm. Kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer diyor. Kesin hüküm nedir? Kesin hüküm işte burada kastedilen ceza yargılaması içerisinde ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, bölge adliye mahkemesi oradan Yargıtay'a doğru 3 aşamadan sonra ve nihayetinde Yargıtay olarak son sözü söyledikten sonra hüküm kesinleşmiş oluyor. Kesin hüküm denilen budur. Yani belli bir yargı kolu içerisinde bütün derecelerden geçmiş ve artık daha başka bir söz söylenecek husus kalmamışsa dosyayla ilgili kesin hükme ulaşıyor. Bu kesin hüküm meclis başkanlığına bildiriliyor. Meclis başkanlığı bunu başkanlığın genel kurula sunuşları gibi bir başlık altında bunu bildiriyor sadece. Bildirimle sona eriyor. Bunun için söylüyorum özellikle 1995 yılına kadar, 1982'den anayasa ilk kabul edildiğinden 1995'e kadar durum biraz farklıymış. Kesin hüküm genel kurula sunuluyor ama oylanıyor genel kurulda. Bazen yeterli oy çıkmadığı takdirde teorik olarak söylüyorum. O zaman kesin hüküm olduğu halde milletvekilliği düşmüyor imiş. O zaman denmiş ki yasama ve yargı ayrı erkler. Yargının vermiş olduğu bir kararı kendi içinde kesinleştirmiş. Doğru yanlış tartışılabilir. Er karar gibi yargı kararı da tartışılır. Kendi içinde kesinleşmiş bir kararı. Yasama organının ayrıca uygundur değildir diye tartışması doğru olmaz diye 1995'te bu hüküm değiştirilmiş. Kesin hükmün sadece bildirilmesi benimsenmiş. Oya sunulmuyor. Yani meclisin burada yaptığı bir işlem yok aslında. Sadece bildirim yapıyor. Şimdi bu konuda uygulamalara da baktığımızda bir kesin hüküm geldiği zaman bu kesin hüküm genel kurula bildirilmiş makul bir süre içerisinde. Mesela başka eski siyasetçilerden de bana gelen mektuplar oldu. Daha önce olduğu gibi dönem sonuna bırakılmaz. Dönem sonuna bırakılması diye bir şey yok. Bu tabii bizde pek okuma şeyi yoktur mevzuatı. Herkes aklında kaldığı gibi anlatır, değerlendirir.
Yine 84. maddedeki fıkrada cezanın infazı ile ilgili, çekilmesiyle ilgili hususta sanki dönem sonuna bırakılacakmış gibi anlamaya çalışıyorlar. Öyle değil. Üyeliğin sona ermesine diyor. Üyeliğin sona ermesine kadar erteleniyor infazı. Üyeliğin sona ermesi ise üstünde yazıyor. Üyeliğin sona erme sebepleri. İstifa ile sona erebilir. Milletvekiliyle bağdaşmayan iş yapmak suretiyle sona erebilir. Kesin hükmün okunması suretiyle sona erebilir. Çeşitli sona erme sebepleri var. Bunlardan herhangi biriyle sona erdiği zaman o zaman cezasının infazı aşamasına geçilir. Ama milletvekilliği sıfatı devam ettikçe edilmez anlamına geliyor. Bu dönem sonuna bırakılır anlamına gelmiyor. Kaldı ki dönem sonuna bırakılan hiçbir tane de dosya yok. 24. dönemde bakıyoruz. Orada bazı dosyalar var. Onlardan bir tanesiyle ilgili bir durum. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Dosya gelmiş, kesin hüküm. Bir kanun düzenlemesi o zaman meclisin gündeminde. O kanun düzenlemesinden hakkında kesin hüküm olan milletvekilinin istifade etmesi söz konusu. Cezasının ertelenmesine ilişkin bir sonuç çıkacak kanun düzenlemesinden. Bu sebeple o biraz bekletilmiş. Arkasından kanun çıkınca da hükmün kesinleşmesi artık söz konusu olmadığı için iade edilmiş. Yine 24. dönemde neyi kastediyorum? 2011 ile 2015 arası meclis dönemini, milletvekilliği dönemini kastediyorum. 24. dönem. İki milletvekilinin ise kesin hükümleri gelmiş. Ancak meclis seçime gitme kararı aldığı için, genel kurul artık toplanmadığı için genel kurula bunu bildirme imkanı olmamış. 24. dönemde. Bir erteleme söz konusu değil, fiili imkansızlık var. 25 biliyorsunuz kısa bir dönemdi. 26. dönem ise 1 Kasım 2015'te başlayıp 24 Haziran 2018'e kadar devam eden 26. dönemde ise 8 milletvekiliyle ilgili kesin hükümler okunmuş. Ne zaman okunmuş? 3 günde 56 gün arasında. Yani en erken okunan gelir gelişinden 3 gün sonra okunmuş. En geç okunan da 56 gün sonra. Niye oluyor bu? Bazen meclisin toplantı günleri değişiyor, ara vermeler oluyor, tatiller oluyor vesaire gibi sebeplerle bu farklılık ortaya çıkmış. Yine 26. dönemde seçim kararı alınması sebebiyle okunamayan bir dosya var. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hem mevzuata göre hem meclis uygulamasına göre kesin hüküm gelmiş ve okunmuş. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili aslında bilinen bir husus ama burada onu ifade edeceğim. Belki çoğu kimse unutmuştur. Almış olduğu ceza istinafta kesinleşen bir ceza idi. Yani 2016'da işlenmiş bir suç. 2017 de ilk derecede karar verilmiş, istinafa gidilmiş. O sırada da milletvekili adayı olmuş ve seçilmiş. İstinafta da kesinleşmiş. 2018 başlarında kesinleşmiş. O sırada da yine bir kanun değişikliği vardı. Sayın Berberoğlu'yla beraber dosyalarla ilgili istifade edebilirler diye bir bekleme durumu söz konusuydu. Ve oradan yararlandı Ömer Faruk Gergerlioğlu. İstinafta kesinleşen cezası temiz hakkı tanındığı için kesin hüküm olmaktan çıktı ve Yargıtay aşamasına gitti kendisi. Dolayısıyla o gün de okunabilirdi hemen, yani bir kasıt olmuş olsa bu konuda, o zaman da hemen dosyası okunabilir ve milletvekili düşerdi. Çünkü kesin hükümdü istinafta. Bu yapılmadı o zaman. Çünkü milletvekili lehine olabilecek kanun düzenlemeleri söz konusuysa bir uygulaması da olmuş daha önce, bu beklendi. Ama daha sonra yaşanan husus, Yargıtay'dan da gelen kesin hükümle beraber bu kesin hükmün okunması durumu. Şimdi burada birkaç husus var. Birisi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru beklenmeli mi, beklenmemeli mi? Bunu beklenmesi söz konusu değil. Çünkü kesin hükmü ortadan kaldırmıyor. Bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar da kaldırmıyor. Ancak bu kararın ilgili mahkeme tarafından kaldırılması lazım. Burada Sayın Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Aslında alakası yok şu anlamda. O 4 Haziran 2020'de Berberoğlu'yla beraber iki HDP'li milletvekilinin de milletvekilliği düşmüştü kesin hüküm sebebiyle. Evet. Berberoğlu meselesi az önce bahsettiğim o toplu kaldırma, anayasa değişikliğiyle kaldırma konusuyla alakalıydı. Halbuki bu öyle değil. Bu diğer iki HDP'li milletvekiline benziyor Gergerioğlu dosyası. Yani dokunulmazlığın istisnası olan husus, 14. madde kapsamındaki husus. Bu bakımdan burada Berberoğlu kıyası doğru bir kıyas değil. Ayrıca tedbir kararı için başvuru yapılmış Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi de bunu reddetmiş, bir tedbir kararı vermemiş. Yani kesin hükmün okunmasını beklemek için herhangi bir sebep ortada yok.
anayasanın gereği olarak ve iç düzün gereği olarak bu okuma gerçekleştirilmiş. O zaman bireysel başvuru onun lehine sonuçlanırsa bir sonuç doğurmayacak. Şöyle, hayır, sonuç şöyle. Lehine sonuçlanması halinde mahkemeye gerek. Bir ilk derece mahkemesine bu gidecek. Berberoğlu uygulamasına dayanarak söylüyorum. Aha. Orada kesin hüküm ortadan kaldırıldığı takdirde Berberoğlu'nun durumuna benzeyen bir durum ortaya çıkabilir. Ha. Ama bu Berberoğlu'nda oldu ama diğer vekillerde, düşürülen vekillerde olmadı. Olmadı, yani, evet. Yani Gergerlioğlu'nun tam suçu içinde çok farklı tartışmalar var. İşte bazıları diyor ki bir retweet etti. Bazıları diyor ki hayır, farklı suçlar var diyor. Sizin değerlendirmeniz. Tamam, o ayrı bir tartışma konusu. Evet. Şöyle, yani Yargıtay bir karar vermiş. Bunu ben bir hukukçu olarak mesela beğenmeyebilirim diyelim. Fakat bu karara benim uymamamı gerektirecek veya buna imkan verecek bir durum değil. Mesela bir ceza hukukçusu kendisi hakkında verilen bir mahkumiyeti, ya ben ceza hukukçusuyum, ben daha iyi biliyorum, bu yanlış bir karardır, dolayısıyla ben içeride yapmayacağım diyebilir mi? Sonuçta karar vermişse, usulüne göre kesinleşmişse, evet, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, bunu uygulayacaksınız. O kısmı dolayısıyla beni meclis başkanı olarak okuma mevzu bakımından ilgilendirmiyor yani o kısmı. Yanlış olabilir, bunun yanlışlığının tespiti yine tamamen ortadan kalkmış değil. İşte bireysel başvuru süreci var vesaire falan. Bununla ilgili orada bir şey ortaya çıkabilir. Orada çıkan durumu da biz yine neyse iç düzün gereği, anayasa ve teamüllerin gereği, evet, ona göre hareket ederiz. Gözaltına alınma sürecini, evet, de anlatabilir, tabii, misiniz? Buradaki efendim mesele şu, daha önce malum söyledim, 3 tane benim daha önce başkanlığım zamanında okutulan arkadaşlar oldu ve bunlar okunduktan sonra kesin hüküm gereğini yaptılar kendileri de. Fakat burada kesin hüküm okunduğu halde genel kurulun içinde kalmaya devam eden, milletvekilliği düştüğü halde bir arkadaşımız var. Bu hem iç düzeye göre yanlış bir durum, hem de mecliste bugüne kadar baktığımızda teamüllere göre de yaşanmamış bir durum. Ve meclis o gün çalışmalarını devam ettiremedi bu yüzden. Evet, tatil etti. Tartışmalar sebebiyle o gün kapatmak durumunda kaldılar. Orada kalmadı mesele. Meclis içerisinde bu sefer bir takım eylemler tabiri caizse yapılmaya başlandı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç düzükün 167. maddesi eski milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme getiriyor. Eski milletvekillerinin sahip olduğu bazı haklar var. Meclis içerisinde bulunma, binalarda bulunma falan gibi bazı mevcut hali hazır dönem vekilleriyle o hakkını kullanarak benziyen mı kaldı Gergerlioğlu? Şimdi şöyle, ondan dolayı meclis başkanlığının müdahalesiyle ilgili, ki meclis içerisindeki güvenliği sağlama konusunda yetki meclis başkanlığına verilmiş bir yetki, onunla ilgili bir takım müdahale konusunda sınırlayıcı durumlar var. Fakat tabii bunlar, bu yapılanlar ayrıca bir suç oluşturmaya başladığı zaman farklı bir süreç işliyor. O yapılanlarla ilgili o günden itibaren çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri için ilgili görevli arkadaşlarımızla tutulmuş tutanaklar var yapılanlarla ilgili. Bunlar çerçevesinde savcılığa bildirilmiş bir durum söz konusuydu. Savcılık da ifade alınması maksadıyla kendisinin ifade için en yakın emniyet birimine davet edilmesi, gitmediği takdirde götürülmesine dair bir karar çıkartıyor. Bunu emniyet birimlerine gönderiyor. Normalde meclis içerisinde meclisin güvenlik daire başkanlığı var. Orada görevli olan polisler güvenlikle ilgili müdahalede bulunabiliyor. Dolayısıyla hani dışarıdan emniyet görevlilerinin gelip bir müdahalede bulunması söz konusu değil. Zaten meclis içerisindeki görevliler, güvenlik görevlileri var ve onlar bu konuda müdahale etmeye yetkililer. Şimdi burada bir milletvekilliği söz konusu değil. Ve yine iç düzük hükümlerine göre, 170. maddesine göre iç düzün, eğer meclis binalarında ve meclis bahçesinde bir suç işlendiği takdirde savcının doğrudan soruşturma yapabileceği bir suçsa, yani memur gibi işte soruşturma izni verilmesi falan gibi hususlar söz konusu değilse, doğrudan savcının soruşturma yapabileceği bir husussa, savcının talimatı yerine getirilir diyor. İç düzük hükmü bu. Dolayısıyla savcılıktan gelen bu şekildeki bir talimatı oradaki görevli arkadaşlarımız yerine getirmişler. Peki o gün yine yapılacak mıydı? Bunu şunun için soruyorum. Bir gün öncesinde de Sayın Bahçeli'nin size bir çağrısı oldu. O çağrı biraz hızlandırdı mı süreci? Şöyle söyleyeyim. Tabii bu tutanaklarla ilgili gelişmeler var. Bir. İkincisi,
Bir de gelen istihbarat bilgileri var. Yani neler planlandığına, neler yapılacağına dair gelen bilgiler var. O çerçevede meclisin güvenliğini sağlamak için görevli olan arkadaşların yürütmüş olduğu çalışmalar var. O bağlamda bir şey vardı tabii. Peki, bir düşünce vardı. Başkanım, siz mesela bu yola başvurmadan önce, yani polis marifetiyle alınmadan önce HDP yönetimiyle ya da genel başkanıyla bir temas kurdunuz mu? Yani işi zorlaştırmayın. Yani bilemiyorum tabii de, kendimce hani kuruyorum. Yani daha normal yoldan ikna etme çabanız oldu mu? O tür hususlara girmeyelim bence. Çünkü onların iki taraflı boyutları oluyor. Bazen bu tür şeylerin olumlu sonuç vermesi söz konusu. Bazen de bu tür şeyler daha farklı planlar yapılmasına hani, fırsat verebiliyor. Bir süre çünkü sabırla beklediğinizi hani biliyorum. Hemen müdahale edilmedi. Ta pazar sabahına kadar beklendi. O bakımdan yani o süreçte şöyle, bir şeyler... Yani bir makul... Çünkü şöyle bir eleştiri var. Çok özür dilerim. Yani şöyle bir eleştiri var. Yani benim katıldığım programlarda da, ya işte meclis başkanı genel başkanlarıyla görüşseydi ya da grup yönetimiyle görüşseydi belki bu ortaya çıkmayacaktı diye. Yani ben de bilmiyorum ama hani görüşmediğini nereden biliyorsunuz demekle evet, ilgili. Onu diyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir tablo var. Yani burada bir milletvekili sona ermiş bir arkadaş bir eylem yapıyor. Diğerleri de tamamen bunun dışında gibi bir tablo söz konusu değil. Kendisine eşlik eden belli sayıda zaman zaman vekiller oluyor. Vekil görevlendirilen vekil danışmanları vesaireler falan. Yani bir organize bir eylem gibi. Bunun bir iki gün içerisinde bir şekilde makul bir şekilde yani ne diyelim itirazlar dile getirildikten sonra sona ereceğine dair bir beklenti vardı. Ama bu gerçekleşmeyince daha sonraki komplikasyonlara dair de bazı bilgiler gelmeye başlayınca o zaman savcılığın şeyi de zaten geldikten sonra yapacak bekleyecek. Yani mecburen bu öğrenmek amacıyla namaz kılma, çok özür dilerim. Namaz kılmama izin verilmedi. Onun üzerinden şimdi, çok şey yaptı, tartışma. Şöyle, işte üstümü giyip, doğru söylüyorum değil mi? Üstümü giymeme izin vermedi. Namaz kılmama izin vermedi. Şöyle söyleyeyim. Abdest alıyordu. O konuyla ilgili bu konuda görevli arkadaşlarımız, üst düzey görevli olan arkadaşlar orada yani işte belli yaşın üzerinde ve bu tür hususlarda meclisteki konularda milletvekilleriyle muhatap oldukları için yeterince tecrübeli arkadaşlar. Ve tabii benim de bilgim dahilinde oldu. Savcılığından gelen talimat bana da iletildi. Ben de işte tüzük gereği onun gereğini yerine getirilmesini söyledim. Şimdi burada arkadaşlarımızın akşam gece olduğu halde savcılıktan gelen yazı gece veya gece içerisinde bir vakit değil de güneş doğduktan sonra yapılmasına dair bir hassasiyetleri oldu. Ankara'da güneş de, onu da söyleyelim artık burada. Çünkü ben bazı televizyonlarda da gördüm konunun detayını ve ilgili bilgileri çok doğru bilene pek rastlamadım ben dinlediğimlerimde. Güneş 6.43'te o gün itibariyle doğuyor Ankara'da. Sabah namazı da güneş doğduğu anda sabah namazı vakti çıkmış oluyor. Dolayısıyla 6.43'te sabah namazı artık vakti çıkmış oluyor. Başka namazlarda namazın vakti geçtikten sonra o namazın kazası yapılabiliyor. Olmuyor. Mesela ikindi namazı vakti girince öğlen namazını kaza edebiliyorsun. Fakat sabah namazının şöyle bir özelliği var. Güneş doğduktan sonra kerahet vakti denilen 45 dakikalık bir vakit var. Evet. Yani bu 6.43'ten 45 dakikayı eklersek 7.28'e kadar devam eden bir süre. Bu süre içerisinde sabah namazının kazası da yapılmıyor. Hiçbir namazda kılınmıyor. Nafile namazda kılınmıyor. Namaz kılınmayan bir vakit bu. Kerahet vakti dediğimiz vakit. Şimdi arkadaşların muhatap olduğu vakit 7. Yani güneşin doğmasından 17 dakika kadar sonra kerahat vakti içerisinde. O vakit içerisinde bir namaz kılınması bilenler için söz konusu değil. Eğer hani ibadet amacıyla namaz kılınacaksa bunun işte ilbihal bilgisidir bu. Bunu bilirler namaz kılanlar. Ve tabii zaman zaman yani güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza da şöyle yaptın, böyle yaptın, şunu dedin, bunu dedim gibi şeyler olduğu için bu yürütülen sürecin, müdahalenin tamamı da kayıt altına alınmış durumda. Yani bu kayıtlarla ilgili bilgileri ben de gördüm.
Burada benim şahsi kanaatim, kimsenin günahına girmek istemem ama namaz kılan birisi de bu işleri bildiğinde varsayarak söylersek bunu, o biraz sonradan ortaya çıkan bir durum gibi gözüküyor bana göre kayıtlara da. Çünkü vakit geçmiş artık. O yani. Zaman siz o kayıtlara baktınız yani. Evet. Söylediğiniz saatler yani. Evet, evet. Tutanak da tutulmuş zaten. Tutanak, o, evet, o, yani tutanak da, evet, o da var ve şuna bakılırsa çıktığı zaman da güneşin doğduğu, havanın aydınlandığı falan da ortada. Dolayısıyla yani namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini çok açık söylüyorum. FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum. Yani konunun onunla alakası yok burada. Nitekim daha sonra polis şeylerinde de ifade sırasında falan da sonra kılınabilir 45 dakika geçtikten sonra. Yani saat 7.30'dan sonra tabiri caizse sabah namazı kaza edilebilir. Ama sonra böyle bir şeyin de olmadığına dair gelen bilgiler de böyle. Yani bunu namaz ve abdest meselesi üzerinden yürütmek tamamen bir FETÖ'cü bir taktiktir. Konunun onunla alakası yok. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim ama daha fazla detayları da biliyorum bu konuyla ilgili. Bu namaz ve abdest de gibi bir şey. Abdest zaten alınmış. Tamam, eksik bir şey diyemem ama alınmış orada. Namazla ilgili talebe de arkadaşlarımızın söyledikleri, yani vakit çıktı. Dolayısıyla ileride kılarsınız gibi bir şey var. Burada öyle bir şey yok. Daha fazla beklenebilir miydi gün içerisinde? Onu da artık bu işi yapan arkadaşların elindeki bilgilere, istihbarata göre değerlendirmek lazım. Belki daha sonra daha farklı, daha tatsız olayların olabileceği bir ortam da oluşabilir. Nitekim benim bana gelen bilgilere göre bu konuda bir şey yapılmış. Başkalarının da davet edilmesi, vekillerin gelmesi, oraya o sırada gelmesine dair biraz erken olduğu için sağlanamamış sanıyorum yeterli sayı gibi bir bilgi de var bende. Ama bu iletişimi de kesen bir şey yapıldığı için o müdahale sırasında bundan dolayı sağlanamamış olabilir. Onun için söylüyorum, çok net bir tablo var. Anayasaya göre, iç düzeye göre kesin hükmün genel kurula bildirilmesi suretiyle milletvekili düşmüş bir arkadaşımız var. Buna itirazı olabilir ama milletvekilliğini kazanırken kanunlara göre, anayasaya göre kazanıyorsunuz, değil mi? Yani birisi çıkıp sokakta ben milletvekiliyim dese olmuş olur mu? Veya evinin önüne, bahçeye bir sandık koysa, gelse de 100 bin kişi tamam seni vekil yapıyoruz diye yazıp içine atsa milletvekili seçilebiliyor musunuz? Hayır. Neye göre oluyor bu? Kanunlara göre. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde bir seçim yapılıyor. Ona göre seçiliyorsunuz. Kanunlara göre milletvekili sıfatını kazanırken tamam güzel, bir itirazınız yok, ben milletvekiliyim. Kanunlara göre düştüğü zaman da hayır bunu tanımıyorum falan. Böyle şey olmaz yani sonuçta. Buna göre varsa itiraz imkanı var. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Oradan bir sonuç çıkar. Lehe çıkarsa, aleyhe çıkarsa bunların her birinin hukuki olarak karşılıkları var. Buna göre hareket edilir. Onun için yani hukuk kurallarına itiraz edersiniz, sözlü olarak dile getirirsin ama fiilen buna uymak mecburiyetindedir herkes. Milletvekilleri de eski milletvekilleri de. Ama milletvekilliği düşmüş bir arkadaşımızın da milletvekilinin de meclisi bir propaganda alanı, bir illegal faaliyetlerin, sloganların atıldığı, faaliyetlerin yürütüldüğü bir alana dönüştürmesine de müsaade edilmemesi gerekir. Biz de bunu yaptık. Ama milletvekilliği ile ilgili bu karar aldı ama meclise ziyaretçi olarak gelmesine ilgili bir şey var mı? Kapıda herhangi bir şey? Yani eski milletvekillerinin sahip olduğu haklara sahip olur. Ama ceza ile ilgili de sanıyorum kendisine bir tebligat yapılmış, infazıyla ilgili haberlerden duyduğum. Yani. Belli bir süre içerisinde de cezanın infazıyla ilgili. Evet, 11 aylık, evet, 15 gün içinde geçmesi gerekir. İnfazını yerine getirmesi konusunda bir karar var. Şöyle, yani iki yol var. Yani bir legalite yolu var, bir illegalite yolu. Yani legalite yolunu seçmişseniz ki milletvekili olduysanız, siyaset yapmayı seçtiyseniz bu yolu seçmişsiniz demek ki. O zaman aleyhinize de olsa kurallara uyacaksınız. Kurallar üzerinden mücadele sürdüreceksiniz, bunu sürdürebilirsiniz. Ama meclisin imkanlarını kullanarak bir eylem yapmaya kalkışmak, meclisi terörize etmek kabul edilebilir bir durum olmaz hiçbir zaman. Peki bu konuyu ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa HDP meselesini kapatalım, evet, isterseniz. Çünkü birçok başlık da var, süreyi de tasarruflu kullanmak adına da diğerlerini de geçelim. Çok tartışılan bir konu var son günlerde, İstanbul Sözleşmesi. Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle kaldırıldı. Bir süredir aslında konuşuluyordu, tepkiler de vardı. Kararnameyle kaldırıldı ve ciddi tepkiler var. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu efendim, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması? İsterseniz buradan başlayalım.
bir de bu kaldırılınca şimdi zaten kadın cinayetleri çok fazla, kadın cinayetleri daha çok artacak diye bir endişe var. Aslında itiraz bu noktada. Bundan sonrası için neler yapılacağını da, bu sözleşme bir eksiklik yaratırsa o eksiklik nasıl doldurulacak, bunu konuda da değerlendirmenizi almak isterim. Ama öncelikle neden buna ihtiyaç duyuldu? Şimdi bu konuyla ilgili tartışmalar zaten bir yıla yakın bir zamandır devam ediyordu. Öncelikle şunu ifade edeyim. Kadına karşı şiddet, şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil. Şu bakımdan bunu söylüyorum. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler var, imzalamayan ülkeler var. İmzaladığı halde onaylayan ülkeler var, onaylamayan ülkeler var. Mesela İngiltere sözleşmeyi 2012'de imzalamış. Hala iç hukuk süreçlerini tamamlayıp onaylamamış. Dolayısıyla... Ama klasik İngiliz işte efendim. İdare ediyor işi yani. İngiltere'de... Öyle. Arada idare ediyor. İngiltere'de kadına karşı şiddetle ilgili mücadele yok. İşte kadın cinayetleri artıyor, arttı falan. Yani sözleşme bu işte tek belirleyici husussa. Bunu söylememiz lazım. Bunu söyleyemiyoruz. Yani eşittir sözleşme dememiz, kadına karşı şiddetle mücadelede eşittir bu sözleşme. Varsa mücadele var, yoksa mücadele yok dememiz mümkün değil. Bu bir. İkincisi, esasen ben mahkeme kararlarına da bakıyorum bu konularla ilgili olarak. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda alınan kararlar var. Bunlardan hiçbirisinde İstanbul Sözleşmesi'nin alınan kararlarla ilgili İstanbul Sözleşmesi bir dayanak olarak kullanılmıyor. Onun yerine bir kanun var. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Bu kanun hükümlerine dayanarak kullanılıyor ve bu kanun yürürlükte. Dolayısıyla bu kanunla, kanun üzerinden yürüyor Türkiye'deki aslında alınan kararlar, idarenin veya mahkemelerin vermiş olduğu kararlar. Bu açıdan yani fevkalade bir durum ortaya çıktı. Aman bu sözleşme bir işte can simidiydi, mutlaka bu sözleşme yoksa mücadele yoktur demek bir kere doğru değil. Öbür taraftan sözleşme süresi içerisinde acaba bir artış mı olmuştur, azalma mı olmuştur, buna da bakmak lazım. Ben çok anlamlı bir ilişki, sözleşmeyle arasında anlamlı bir ilişki olduğu kanaatinde değilim elimdeki verilere göre. Yani sözleşme bunları azaltmıştır, öyle burada kurtarıcı bir rol oynamıştır dememiz mümkün değil. Bunu haklı kılacak veriler yok elimizde. Şimdi bu bakımdan burada uygulamaya bakmak lazım ki esas olan da budur. Hiçbir sözleşmenin, hiçbir kanunun, hiçbir hukuk kuralının doğrudan bir sosyal olaylara etkisi yoktur. Bu ancak uygulandığı takdirde, gerekli tedbirler alındığı takdirde bu iş olur. Bu konudaki kararlılık önemlidir. Baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da, ilgili bakanların da bu konuda kararlı açıklamaları var. Bunu hep beraber bu anlamda takip etmemiz lazım. Yani sözleşme kalktı, bu konu tamamen kapandı, tamamen şiddet serbest falan demeyi gerektirecek bir durum yok. Çünkü kanun var, kanun yürürlükte ve uygulanıyor. Ve zaten bugüne kadar da sözleşmeye değil, esasen kanuna dayanılmış. Bir başka husus, ben daha çok hukuki olarak bunu değerlendirmek isterim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın kararname değil de karar, Cumhurbaşkanlığı kararı. Kararıyla. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil. Bazı değerlendirmelerde görüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ayrı bir şey. Bir hukuki düzenleme, genel düzenleyici işlem şekli. Ve buna karşı Anayasa Mahkemesi'nde dava açılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ise bir idari işlemdir. Bakanlar Kurulu kararı gibi daha önce bir işlem. Mesela bununla ilgili bir dava açılacaksa bunun Danıştay'da açılması gerekiyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir uluslararası sözleşmenin veya antlaşmanın belli süreçleri, basamakları var. Bunların bir kısmında yetki yürütme organında, bir kısmında yasama organında yetki. Ülkeden ülkeye de farklılıklar gösteriyor. Kabaca üç aşamaya bölebiliriz bir uluslararası sözleşmenin yürürlüğü meselesini. Bir imza aşaması var. Bu yürütmenin yetkisindedir imza aşaması. Ya ilgili doğrudan yetkili kişiler veya diplomatlar tarafından bir sözleşme akdedilir, imzalanır. Bu yürütmenin yetkisinde olan bir aşama. Daha sonra bu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması aşaması vardır. Bizim sistemimizde onaylamanın uygun bulunması bir kanunla parlamento tarafından, meclis tarafından yapılıyor. Bir yasama organına bu konuda yetkiyi veriyor anayasa 90. maddesi. Onaylanmasının uygun bulunması. Bu konuda bir kanun çıkartılıyor. Daha sonra ise üçüncü aşama onaylama aşaması. Onaylama daha önce
hükümet sisteminde bakanlar kurulunun yetkisindeydi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde onaylama aşaması. Şimdi buradan baktığımızda daha sonra da yürürlüğe giriyor. Şimdi buradan baktığımızda meclisin uygun, onaylamanın uygun bulunmasına dair kanunu, çıkartmış olduğu kanun onaylamak için bir gerekçe, bir dayanak, bir gereklilik. Ama onaylamayı icbar eden, onaylamaya mecbur eden bir sonuç doğurmuyor. Yani imzalanır bir sözleşme, parlamentoda kanunla onu uygun bulur. Fakat Cumhurbaşkanı mesela onaylamayabilir. Bir süre en azından mesela onaylamayabilir. Niye? İmzalandığı sıradaki şartlar farklıdır, uluslararası şartlar. Onaylandığı sırada farklıdır. Daha sonra farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Ve onay aşamasında Cumhurbaşkanı bekler, bekletebilir onaylamayı. Bu yetki verilmiş. Ne zaman verilmiş? Yeni değil. 1963'te çıkartılmış 244 sayılı kanun var. Bu kanun Bakanlar Kurulu'na bu yetkiyi vermiş. Eski hükümet sisteminde. Daha sonra hükümet sistemi değişikliği üzerine Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na verildiği için bu yetki Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Sonuç itibariyle onaylama konusunda onaylamayı bekletme yetkisi olduğu gibi onayı geri çekme yetkisi de, yani sözleşmeden çekilme yetkisi de Cumhurbaşkanı'nda var. Meclisin tartışmalar için söylüyorsun. Onun için hukuki tartışma için söylüyorum. Meclisin getirdiği bir şeyi Cumhurbaşkanı kaldıramaz. Meclisin getirdiği şey şu. Meclis onaylama izni veriyor. Diyor ki bu onaylanabilir. Ama bu illa onaylanmıştır veya meclisin çıkardığı kanunla bu tamam yürürlüğe girmiştir değil. Yürürlüğe girebilmesi için o onaylama izninden sonra meclisin bir de onaylama işlemi dediğimiz üçüncü bir işlem. Burada da yetki Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Dolayısıyla onaylayabileceği gibi ondan çıkabilir de, sözleşmeden çıkabilir de. Meclisin verdiği yetki zorlayıcı bir yetki değil. Onaylamayı zorlayan bir yetki değil. Çıkabilir. Daha sonra onaylama izni olduğu için diyelim ki onaylayabilir de. Bu yetki var. Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetki bu. Bu açıdan bizim sistemimiz böyle. 1963'ten beri böyle. Sistem eleştirilebilir. O ayrı bir konu. Uygulama da böyle. Daha 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara yeni yakın zamanda yapılmış olanlar var. Uygulama da aynen böyle. Bir şekilde işte bir ülkeyle yapılmış bir antlaşma meclisten de kanunla uygun bulunmuş, onaylanmış. Bir süre sonra bu anlaşma feshedilmiş. Başka bir anlaşma getirilmiş. Feshi nasıl, meclisten mi geçmiş? Hayır. Yani meclise evet 1963'ten beri en azından geriye dönüp baktığımızda daha önce meclis tarafından onaylanması uygun bulunmuş. Sonra da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış. Daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından veya Bakanlar Kurulu eski sistemde feshedilmiş bir sözleşme meclise tekrar getirilmiştir. Bunun bir örneği yok. Hiç getirilmemiş. Hiç rastlanan bir durum yok. Peki bu bir, o zaman bu bir idari işlem. Çünkü CHP bir idari işlem olduğu gerekçesiyle Danıştay'a gidiyor. Ama sizin bu saydığınız gerekçeleri de içine koyuyor. Danıştay'a gidilebilir tabii. Evet, Danıştay'a gidecek. Tabii. Bu saydığınız, yani aslında böyle bir şey yok dediğiniz gerekçeleri de koyuyor. Yani diyor ki meclis diyor onayladı. Evet. Dolayısıyla hala yürürlüktedir. Şöyle. Bir idari işlem meclisin, olarak kaldırılamaz. Onu diyorum. Bak, meclisin onaylaması bu onaylaması değil. Onaylanmasının uygun bulunması meclisin verdiği karar. Onaylama işlemi her ülkede devlet başkanı veya bakanlar kurulu tarafından yapılan bir işlemdir. Meclisin çıkartmış olduğu kanun onaylama, yürürlüğe koyma kanunu değil. Bunun onaylanabileceğini gösteren, bir nevi onaylama izni veren bir kanundur. Onaylar, onaylamayabilir, onaylar, vazgeçer. Bu yetkiler onay aşamasıyla ilgili yetkilerdir. Meclisin ki bunu yürürlüğe koyan, onaylanmıştır anlamına gelen bir kanun değil, onaylama izni veren bir kanundur. Onaylama yetkisi ise hükümettedir, yürütmededir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok ülkede de sistem anlattığım gibidir. Bizde de uygulama da aynı bu şekilde. Onlarca örnek var. İsterseniz buradan okuyabilirim bu örnekleri de. 90'lı yıllarda var, 2000'li yıllarda var, yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı sistemine, hükümet sistemine geçtikten sonra yapılanlar da var. Sonuç itibariyle daha önce meclis tarafından uygun bulma kanunu çıkartılmış, onaylanmış, yürürlüğe girmiş ve yıllar sonra vazgeçilmiş, yürürlükten kaldırılmış. Nasıl kaldırılmış? İşte Bakanlar Kurulu kararıyla veya Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla kaldırılmış. Tekrar kanun olarak meclise gelmemiş, kanun düzenlemesi yapılmamış,
Onlarca örnek var. Dolayısıyla tersine hiçbir örnek de yok, onu da söyleyeyim. Şöyle bir tartışma var ya, meclis getirdi, Cumhurbaşkanı kaldıramaz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir deniyor. Siz bunun tamamen geçersiz olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Şöyle, şu kısmı var yalnız. Sözleşmenin kendisinin öngördüğü bir sözleşme fesih diyor. Çok doğru değil ama fesih dediği için onu kullanalım. Fesih, fesh edebilir diyor ülkeler. Onunla ilgili bir 80. madde var sözleşmede. Fesih bildirimi yapılıyor genel sekreterle, AKP'me genel sekreterliğine. 3 ay sonra yürürlük kazanıyor bu beyan. Kabul etmiyoruz deme şansları var mı? Biz devam yok, hayır, o yok. O yok, hayır. Sadece bir süre var. 3 aylık bir süre var. O sürenin tamamlanması üzerine sözleşmeden çekilmiş oluyor. O zaman sözleşme... Yani bu sadece o kısmıyla ilgili olarak yürürlüğe girdi girmedi tartışması olabilir. Tartışma da yok. 3 ay sonra giriyor yürürlüğe zaten. Öyle yazıyor. Sözleşme ama mecliste bu konuda bir ayrıca kanun çıkartılmalı. Buna parlamento karar vermedi. Yanlış. Uygun bulma kanununu yanlış yorumluyorlar. Uygun bulma kanunu yürürlüğe koyan, onaylayan kanun değil. Sadece onaylama iznini veren kanundur. Yani sözleşme baz alınarak çıkarılmış kanun yok mu? Çünkü o kanunlar meri mi, yürürlükte mi? Bir de öyle bir tartışma var. Şimdi sözleşmenin kendisi kalktı. Evet. Ama sözleşme baz alınarak yapılmış kanunlar ne olacak? O başka bir şey. O kanun yürürlükte. Yürürlükte. Bizim bahsettiğimiz kanun sözleşmenin uygun bulunması, onaylanması, uygun bulunması kanun. Sözleşmeyi dikkate alarak, sözleşmenin perspektifiyle, oradaki hükümlerle ilgili olarak onları içeren kanunlar varsa onlar müstakil ayrı bir kanundur. Onlar yürürlüktedir. İşte az önce bahsettiğim. Geçersiz kılmıyor yani o kanunu. Şüphesiz. Evet. Bu sadece sözleşmeyle ilgili husus yani. Sözleşmeyin başkanım, şimdi KADEM'de Türkiye'de önemli bir dernek ve bu derneğin de Ağustos ayında, ben gelirken de hazırlamıştım, bir açıklaması var. 16 maddelik ve İstanbul Sözleşmesi'ne açık destek seslendiren bir açıklama. Ve şöyle diyor: İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan uluslararası bir belgedir deniyor. Ve KADEM tabii önemli bir dernek, hem de önemli üyeleri de var. Bu çerçevede şimdi kadınların Türkiye'de maruz kaldığı şiddet, taciz ve saldırılar, her türlü çirkin saldırı anlamında kendilerini daha güvende hissetmeleri anlamında, siz Türkiye'nin protokolde en üst isimlerinden, en etkili ve kuvvetli isimlerinden biri olarak kendilerini iyi hissetmeleri anlamında, çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde bu sözleşme yaşatır ifadesi çok sık kullanılıyor. Bu çerçevede ne söylemek istersiniz onlara? Çünkü kendini aynı zamanda, evet bu iyi ki kaldırıldı diyen bir kesim de var. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama öbür tarafta niye kaldırıldı diyen bir kesim de var. Şüphesiz onların da, eğer demokrasiden bahsediyorsak, bu endişelerinin giderilmesi ve kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor. Onlara ne söylemek istersiniz? Ben şimdi şöyle, biraz da hukukçu olarak bir sözleşme, uluslararası sözleşme üzerinden bir tartışmanın yürütülmesini biraz garipsediğimi de söylemek isterim. Hı hı. Çok çok istisnai sözleşmeler var. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bir takım iç hukuk mekanizmalarına da işleyişi dahil edilmiş sözleşmeler ve ayrı bir yargı düzeni kurmuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir sözleşme var. Ama bunun dışındaki uluslararası sözleşmelerin doğrudan bizim sistemimize, iç hukuktaki uygulamaya etkisi çok sınırlıdır. Doğrudan etki sadece Anayasa'nın 90. maddesine göre insan hakları sözleşmelerinin kanun hükümleriyle çatışması halinde sözleşmenin uygulanacağına dair bir hüküm var, anayasa hükmü. Bu bakımdan doğrudan bir etkisi var ama bu çok az sayıdaki sözleşmeyle ilgilidir. Ama bunun dışındaki sözleşmelerin dolaylı etkisi vardır. Yani sözleşmede getirilen hükümlerin bizim kendi iç mevzuatımıza, işte İngiltere'nin onaylama aşamasının uzun sürmesinde İngiltere'nin açıklaması o. Yani iç mevzuatı işte sözleşmeye uydurmaya çalışıyoruz diye. Biraz fazla uzun, 9 sene sürmüş ama olsun. Onu söylüyorum mesela. Şimdi dolayısıyla esas olan iç hukuktaki düzenlemelerdir. Bu konuyla ilgili zaten mahkemelerin de, dediğim gibi idari organların da esas aldıkları metin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanundur. Bu kanun yürürlükte zaten. Yani bizim esas bugüne kadar bu konularla ilgili alınan bütün tedbirler bu kanuna dayanarak alınan tedbirler. Bu bakımdan yani lehte aleyhte söylenenlerin hepsi için söylüyorum bunu. Yani bir sözleşmeyi biraz hukuka etkisi bakımından, iç hukukumuza etkisi bakımından abartarak değerlendiriyor lehte ve aleyhteki bütün görüşler. Ben yani sözleşmeyle, dediğim gibi, kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunu birbirine eşdeğer kılan yaklaşımlar yanlıştır. Dünyada bunu imzalamayan
ülkeler var. Zaten sisteme dahil olmadığı için ABD başta olmak üzere. Sisteme dahil olan AKP'ye üyesi olduğu halde imzalayıp da onaylamayan ülkeler de var. İşte birisi de meşhur, başka örnek vermek istemiyorum, İngiltere hala onaylamamış. Bu ülkelerde o zaman bir orta çağ falan var. Yani kadınlara karşı şiddet serbest falan gibi bir anlam mı çıkarmalıyız? Hayır, öyle değil. Bunu, bu konuda birçok hukuki düzenleme var, kanun var. Önemli olan bunları güçlendirmek ve bunların benim kanaatime göre uygulamada daha çok sorunlar var. Bu uygulamayı güçlendiren, daha dikkatli, titiz hale getiren bir yaklaşım ortaya, kararlılık ortaya koymak lazım. Çok özür dilerim Melih, kısa bir şey müsaadenizle. Evet. Şimdi ben Sayın Emniyet Genel Müdürü Aktaş'la da konuştum. Onların çok özverili çalışmalı olduklarını biliyorum. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da özel talimatı olduğunu da biliyorum. Çok özveriyle çalışıyorlar ama problem Türkiye'de kadınlara yönelik bu şiddet, cinayet sık sık da gündeme geliyor. Hatta bazen sosyal medya devreye giriyor. Çünkü bir anda bakıyorsunuz gidiyor, çıkıyor, mahkeme bırakıyor. Göz göre göre cinayet işlemiş, vahşet işlemiş bir insan. Burada yargı mekanizması çok eleştiri altına kalıyor. Yani polis yakalıyor getiriyor ama bazen öyle örnekler var ki insanı gerçekten çileden çıkarıyor. Bununla ilgili söylemek istediğiniz şey var mı? Yani kanunlar iyi, emniyet teşkilat işleri özverili çalışıyor ama bir yerde geliyor top mahkemenin önüne geldiğinde orada her şey kötü hale geliyor. Dediğiniz doğru. Dediğim uygulamada zaten karşılaştığımız sorunlar ağırlıklı. Kanunda bazı belki düzenlemeler olabilir. Onunla ilgili çalışmalarda yürütüyor. Bu insan hakları eylem planında da Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar, ısrarlı takip konusunun bunu suç haline getirecek, ayrı bir suç olarak düzenleyecek bir çalışma da var. Ama esasen uygulamayla ilgili bu konuda ben uygulamaya yönelik dikkatin, titizliğin arttırılması lazım diye düşünüyorum. Mecliste zaten biliyorsunuz 8 Mart dolayısıyla bir karar alınmıştı. Daha sonra 9 Mart'ta bir araştırma komisyonu kuruldu. Kadına karşı şiddetle ilgili araştırılmasına dair bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun ben uygulamayla ilgili sonuçları daha somut olarak tespit edeceği, bu yönde bazı tavsiyelerde bulunacağı kanaatindeyim. Bunları da yakından sıkı bir şekilde takip edelim kararlılıkla. Peki İstanbul Sözleşmesi mevzunu da geçersek, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, bu kanunlarla ilgili çalışmalar var. AK Parti'de kanunlarla ilgili çalışmalar yürütülüyor ve seçim barajının düşürülmesi üzerinde bir görüş birliği olduğunu görüyoruz. Özellikle de %7 üzerinde duruluyor. Sizin görüşünüz nedir efendim seçim barajının düşmesiyle ilgili? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Aslında çok güzel sorular soruyorsunuz. Çok da konuşmak isterim bunlarla ilgili ama yani meclis başkanı olmama sebebiyle biraz daha ihtiyatlı konuşuyorum. Neler geçiyor? Neler geçiyor için söylemek için. Ama biraz frene basıyorum bununla ilgili. Şimdi tabii bir kere şu önemli Aysun Hanım. Bir hükümet sistemi değişikliği yaptık. Aslında o zamanlarda bunları söyledik ama hep dönüp hatırlatmak ve bunu hani öyle noktasal olarak değil de bir noktaların birleştiği bir doğru gibi izah etmek lazım konuyu. Şimdi 16 Nisan 2017'de bir hükümet sistemi değişikliği yapıldı. Bu hükümet sistemi değişikliği anayasal düzeyde yapıldı. Daha sonra 2018 seçimleri sonrası yürürlüğe girdiği için acil düzenlemeler de yapıldı. Fakat bu hükümet sistemi değişikliğinin mesela meclis iç düzüğüne yansıması lazım. Yani bu parlamenter sisteme göre dizayn edilmiş bir iç düzük. Şimdi ise başkanlık sistemi teknik anlamıyla var. Buna göre bir iç düzük hazırlanması lazım. Hani iç düzük değişikliği falan da değil bu. Esasen yepyeni, yeni paradigmayla bir iç düzük hazırlanması lazım. Ama bununla beraber bu hükümet sistemini ve dolayısıyla siyaseti, ülke yönetimini doğrudan ilgilendiren, malum bizim demokrasi, siyasi partiler demokrasisidir. Demokrasi modern zamanlarda. Dolayısıyla siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları anayasadaki ifadesiyle de başta siyasi partiler olmak üzere seçim kanunları bu bağlam hükümet sistemleriyle alakalı bir husus. Dolayısıyla hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç düzük gerek seçim kanunu ve siyasi partiler kanunun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi yeni sisteme göre gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar... Değişiklikler onun gereği mi? Şöyle, tabii büyük ölçüde onun gereği olarak düşünülmeli. Çünkü biliyorsunuz bu yeni sistemle birlikte ortaya çıktı. Seçim ittifakları konusu sistemin zorunlu sonucu değil ama ondan sonra yapılan düzenlemelerle ortaya çıktı. Bunun bizim seçim sistemimize
etkisi var. Mesela barajla ilgili malum artık ittifak söz konusu olduğunda barajlar, baraj çok anlamlı hale gelmiyor. Yani tabii, barajı geçemeyen bir siyasi parti. Herhangi ittifak parti içerisinde %10'u geçerse diğeri için ittifak, zaten geçmiş evet, oluyor. Tabii, tabii. Önemli olan ittifakın evet, barajı 50 bin oyla bile meclise evet, girer. Dolayısıyla bu baraj konusunu yeniden bu ittifaklar da bağlamında, ittifaklar bağlamında da yeniden değerlendirmeyi evet, gerekli hale getirdi. Dolayısıyla ben bu konuda bir çalışmanın, hükümet sisteminin değişikliğinin sonucu olarak mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu siz %5 mi %7'ye mi daha yakınsınız? Ben onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Barajlar ittifakı, koalisyonlar ittifakı ya da ittifaklar barajı gibi bir şey olabiliyor mu? Şöyle aslında o ittifak konusunu çalışırken o zaman malum AK Parti adına komisyonda ben vardım. Bizim heyetimiz başkanıydım. Bu çalışmaları yürütürken birçok ülkedeki sistemleri inceledik. Aslında her örnek var yani dünyada. Yani ittifaklarla ilgili bir baraj getiren ve ittifaktaki parti sayısına göre barajı arttıran sistemler var. Mesela işte diyelim ki baraj %10 olsun şu anki sistem bize. İki parti olursa %15 ittifak için düşünülen baraj. Üç parti olursa %20 baraj falan ittifak için düşünülen baraj. Ayrıca ittifak için bir genel baraj öngören, bir de ittifak içindeki partiler için asgari bir baraj öngören sistemler var. Diyelim ki baraj %10, ittifak için her partide ayrıca %10'u sağlamalıdır diye kabul eden ülkeler var. Ama ittifak içindeki partiler için ayrı bir daha düşük baraj kabul eden ülkeler de var. Yani dünyada çok sistemler var. Burada önemli olan tabii bizim hem temsili esas alan, yani siyasi partilerin temsilini zorlaştırmayacak, onları kolaylaştıracak bir husus. Hem de siyasi yelpazenin çok dağılmasına sebebiyet vermeyecek. Bu anlamda tırnak içinde siyasi istikrarı sağlayacak bir ortalama, bir optimum noktayı bulmak lazım bu düzenlemeden. Peki sistem üzerine de kafa yormak gerekir mi? Yani seçim şu anki nispi, dar ya da daraltılmış bölgenin başkanlık sistemine daha uygun olduğu tartışmaları var. İşin doğrusu ben de baktım, sanki yani dar ya da daraltmış bölge daha çok uyuyor gibi. Bu bir sistem değişikliği tartışmasını beraberinde getirir mi? Şüphesiz seçim kanunuyla ilgili tartışma yapılırken bunların da konuşulması lazım. Ama başkanlık sistemi ille bu şekilde bir seçim sistemiyle uyumludur diyebilmek mümkün değil tabii. Onunla farklı örnekler de var. İhtiyaç var mı bir hukukçu kimliğinizle? Şöyle söyleyeyim, benim şahsi kanaatim. İki şapkanız var, bir hukuk profesörü, bir meclis başkanı. Yani hukukçu kimliğinizle. O bakımdan. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani İstanbul'da mesela baktığımızda 3 seçim bölgesi var. 35'i artık geçen, yeni şeyler ne olacak bilemiyorum, yakın zamanda bakmadım. Milletvekili var bir bölgede. 13 tane ilçe var ki bu ilçelerin kendisi değil, bir mahallesi bazı illerimizin nüfusundan fazla, küçük bazı illerimizin nüfusundan fazla bu ilçelerdeki mahalleler, bir mahalleden bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla hem siyasetin yapılmasıyla ilgili sıkıntı var. Şimdi 13 tane ilçeyi bir milletvekilinin, aday olan milletvekilinin gezebilmesi, mahalle mahalle işte derdini anlatabilmesi falan sıkıntılı. Öbür taraftan ülke genelinde bir dengesizlik oluşturuyor. Şu anlamda işte İstanbul'da bir bölgeden 35 milletvekilinden birisisin ama işte bir ilimizin de 2 tane milletvekili çıkıyor sonuç itibarıyla. Bu dengeyi de sağlayacak. Eşitlemekten bahsetmiyorum ama bu dengeyi de sağlayacak. Belli ölçüde yani belki daraltılmış bir belli ölçülerle daraltılmış bir sistem. Yani seçim bölgelerinin 5 ya da 7 şeklinde bölünmesi gibi. Yani sayı söylemek de bir şey değil ama evet doğru. Denendi, bunlar da yapıldı zaten. Evet, bu oranlarla. Ama bunun biraz daha rasyonel olduğunu, özellikle seçmen ve seçilen ilişkisi bakımından daha rasyonel olduğunu ve ülke genelindeki seçim çevreleriyle ilgili olarak da bir dengeyi sağlamak bakımından daha makul olduğunu düşünüyorum teorik olarak. İzninizle. Temsil oranında bir sıkıntı olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela şöyle deniyor, yani temsil etti genişletelim ama şimdi baktığımızda mecliste temsil oranı yüksek. Anda yok. Zaten öyle bu mi? İttifaklar azami yani, ölçüde sağladı bu temsiliyeti. Dolayısıyla bir temsiliye sorunu zaten yok. Yok tabii ki. Tabii yok. Efendim şimdi ona siz demin derken Danıştay, oradan aklıma andımız meselesi geldi. O da hassas bir tartışma. Yani ortalama 48, 36 ile 48 saat arasında bir tartışma konumuz oluyor ve bu konuda da Sayın Devlet Bahçeli de başta olmak üzere çok
net ve açık açıklamalar geldi. Ve içinde yani biz tabii andığımızda da büyüdüğümüz için Türkiye Cumhuriyeti'nin aidiyet hissi anlamında da bunu okumaktan çok mutlu olan Türkiye'de ciddi bir kesim de var. Ama andığımızla ilgili alınan karar da tabii dediğim gibi bir taraf iyi derken öbür tarafta ciddi bir tepki de çekti. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararını görmedim. Sanıyorum daha bir gerekçeli karar ortada yok henüz. Ne yazacaklar o da merak ediliyor. Evet, bunu bir görmek lazım üzerinde konuşmak için. Biraz erken diye düşünüyorum. Peki, hassas olduğu için. Peki efendim, şimdi illerimiz var ve Türkiye'de koronavirüsle mücadele anlamında her ilin bir rengi var ve o çerçevede herkesin hayatına doğrudan etki ediyor. Hafta sonu bazı iller rahat rahat dolaşırken ve ilçeleri bazıları, mesela bizim Balıkesir bir türlü çıkamadı. Daha da ilk üçe girmiş geçen gün maalesef. Sayın Vali ve Belediye Başkanı uğraşıyor kaymakamlar ama durum vahim. Meclisin rengi de pek tabii tüm milletvekilleri Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Koronavirüs tablonuz bayağı dramatikti bir ara. Son durum nasıl? Şimdi tabii mecliste biz Şubat ayı itibarıyla giriş yasağını da yenilemediği için arkadaşlarımız tabii istişare ettik bunu. Hı hı. Genel talep de böyleydi. Bu sebeple biraz giriş çıkış konusunda da sirkülasyon çok daha fazla arttı Şubat'ta. Hı. Mart'ta yine aynı şekilde devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Aşılama milletvekilleri için başladı ama tabii bu yeterli değil, bunu açık söyleyeyim. Çünkü milletvekili diyelim ki aşı yapıldı ve antikor da sağladı ama çok yakın çalışma arkadaşları var, danışmanlar. Tabii. Ve meclis personelimiz var. Aynı dediğimiz sirkülasyonla, ziyaretçi trafiğiyle onlar da muhatap oluyorlar. Ayrıca mecliste çalışan, basından çalışan arkadaşlarımız da var. Bunlar da sürekli siyasetçilerle temas halindeler. Ben o zaman da söylemiştim, şüphesiz bütün dünyada da siyasetçilerin, bakanların, milletvekillerinin aşılaması, sırası falan tartışılıyor bu konu. Normaldir tartışılması da. Ama şunu söyledim, Türkiye genelinde o tarih, söylediğim tarih itibariyle %2.8'di genel olarak virüs bulaşan kişi sayısı. Milletvekillerinde ise bu oran %30'un üzerindeydi. Yani 10 katı civarındaydı. 10 katından fazlaydı. Bunun sebebi gayet basit. Milletvekilleri seçim bölgelerine gidiyorlar ve orada sürekli ne kadar kısıtlamalara riayet edilse de bir trafik içerisindeler, görüşme trafiği içerisindeler. Bu sadece kendileri virüs almakla kalmıyor. Başkalarına da taşıyorlar bunları gittikleri yerlerde. Bu anlamda bu konuyu düşünmek lazım diye. Şu an 200'ün üzerinde o zaman. Bilim, tabii. Koronavirüsü yakalanan sayısı. Tabii geçirenler sayısı. Ve artıyor da her gün yeni vakalar da oluyor. Çünkü daha henüz aşılamanın sonuçları, koruyuculuk özelliği ortaya çıkmış değil. Yakın zamanda olduğu için ikinci dozu çoğu kişi. Ben bu bakımdan mecliste arkadaşlarımıza tabii daha dikkatli olmalarını, işte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını tekrar hatırlatıyorum. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz ama bir zor bir süreç bu. Bütün dünyada aynı şekilde. Bu illerle ilgili ayrıştırarak her ilin ayrı ayrı açıklanmasının belki biraz daha bir rekabete, biraz özendirmeye de yol açabileceğini düşünüyordum. İlçeler arası da gerginliğe neden oluyor ama bazı ilçeler senin yüzünden oldu diyor, bizim hayatımızı aradı. Belki ilçe bazlı da düşünülebilir ama ilçeler arasında çok fazla gidiş gelişler çok fazla olduğu için kontrol imkanı kalmaz o şekilde. Bu bakımdan işte herkesin rengine bakarak değerlendirme yapması ve tedbirlerini ona göre arttırması gerekir. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünya aynı şekilde geçiyor. Ne olacağını da geleceğe yönelik olarak çok net bilemiyoruz. İşte mutasyonlar vesaire bizi nereye götürecek? Projeksiyonlar karamsar başkanım. Efendim? Projeksiyonlar biraz karamsar. Evet, yani başka virüsler yine, yani bundan sonraki dünya daha farklı bir dünya artık, bu virüsten sonraki dünya önümüzde. Yani belli tedbirleri alarak, kişisel olarak hepimizin sadece kendimizi değil başkalarını da düşünerek hareket etme mecburiyetimiz var. İnşallah kısa zamanda sonuçlanır, dua ediyoruz. Geçen yıl bir ejderha saldırısı kalmıştı zaten efendim. Yani o kadar şeyler, tatsızlıklar yaşandı ki neyse, inşallah güzel günler olur. En kısa zamanda bu dönemin bitmesi dileğiyle bu yayını İnşallah. Ümitliyiz tabii. İnşallah. Özellikle aşı konusundaki
önümüzdeki gelişmeler ümitli hale getiriyor. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Melik Yiğitel, Metin Demir. Sizlere de teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop konuğumuzdu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler efendim. İyi akşamlar.